Burada yazdığımız yeri hatırlamış olmanız gerekiyor. Bu P serilerinin genel gösterimidir. Bu videoda ise şunu inceleyeceğiz. Hangi durumlar altında yani P'nin hangi değerleri için bu P serisi yakınsar? Tanımdan bildiğimiz üzere bunun bir p serisi olabilmesi için p büyüktür 0 olması gerekir. Bu p serisinin yakınsamasını daha iyi anlamak adına buraya grafikler çizdim. Bu grafikte gördüğünüz eğrinin denklemi y eşittir 1 bölü x üzeri p'dir. Genellemek gerekirse p 0'dan büyük olduğunda grafik bu şekilde azalan bir fonksiyon olacaktır. Burası da aynı şekilde y eşittir 1 bölü x üzeri p. Bu eğrinin altında ve x ekseninin üstünde kalan bölgeyi beyaz ile taradık. Burada bir integral var. 1'den sonsuza 1 bölü x üzeri p dx. Evet, bu integral. İşte iki grafikte de beyazla taranan bölge bu integrali temsil eder. Umarım görsel olarak daha iyi göreceğiz. Buradaki p serisi ile buradaki integral arasında çok yakın bir ıraksama yakınsama ilişkisi bulunur. Çünkü bu soldaki grafiğe baktığımız zaman bu p serisi bu alanın Riemann üst toplamı olarak görülebilir. Aslında şunu demek istiyorum. Şu ilk dörtgenin alanına bir bakalım. Genişliği 1, yüksekliği ise 1 bölü 1 üzeri p. Bu aslında p serisinin ilk terimi olacak. Bu dörtgenin alanı ise 1 bölü 2 üzeri p. Bunun alanı ise 1 bölü 3 üzeri p. Yani bu dörtgenlerin alanlarının toplamı p serisi anlamına geliyor. Göreceğiniz üzere bu dörtgenlerin kapladığı alan bu eğrinin altında kalan alandan daha büyük. Biliyoruz ki bu eğrinin altında kalan alan sıfırdan büyük olacaktır. Yani p serisi integralden daha büyük olacaktır. Yani eğrinin altında kalan alandan daha büyük. Eğer eğrinin altında kalan alana 1 eklersek, işimiz sadece beyaz alanla olmayacak. Bu sefer işin içine buradaki kırmızı alan da girecektir. Bu sefer P serimiz bundan küçük olacaktır. Çünkü P serimizin ilk elemanı 1'e eşittir ve diğer tüm elemanları eğrinin alt Riemann toplamı olarak görülebilir. Görüyorsunuz hepsi eğrinin altına sığmış ve biraz da fazla alan kalmış. Yani P serisinin değeri buradaki ifadeden küçük olacaktır. Peki şimdi bunu bir düşünelim. Eğer bu kısım ıraksıyor olsaydı, yani sonlu bir değere yakınsıyor olmasaydı, bu P serisi de bundan büyük olduğuna göre o da ıraksayacaktı. Aynı şekilde eğer bu yakınsak ise yani bu aynı integral yakınsarsa sonlu bir değeri olacaktı. Onun bir fazlası da yine yakınsak bir değer olacaktı. Bu durumda bu P serisi de sonlu bir değere yakınsamak durumunda kalacaktı. Aslında burada integrale biraz yoğunlaşmış olduk. Sırf konsepti daha iyi anlamak adına yapıyoruz bunu. Şimdi durumu tam tersinden de düşünebiliriz. Eğer bu P serisi yakınsar ise kesin olarak bu integralin de yakınsayacağını söyleyebiliriz. Eğer bu P serisi ıraksar ise bu sağdaki denklem ıraksar. Yani buradaki integral ıraksar diyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. P serisi ancak ve ancak buradaki integral yakınsar ise yakınsayabilir. Yani sorumuz aslında şuna dön bu integral hangi durumlarda yakınsar? Şimdi biraz aşağı kayıp bu integralin hangi durumlarda yakınsayacağına bir bakalım. İntegrali tekrardan yazayım. 1'den sonsuza bir integralimiz var. 1 bölü x üzeri p dx. Bu aslında şöyle de yazabiliriz aynı şey olacaktır. m değişkenini kullanacağım. Limit m sonsuza giderken evet x üzeri eksi p dx. Şimdi şu kısma odaklanabiliriz. Tekrar tekrar limit m giderken sonsuza yazmamıza gerek yok. Önceden bildiğimiz üzere p büyüktür 0 olacak. Burası için ise iki durum söz konusu. Birincisi p'nin 1'e eşit olduğu. Evet bu durum eğer p eşittir 1 olursa 1 bölü x'in integraline bakacağım. Bu integralin sonucu ln x değil mi? Sınırlarım ise 1'den m'ye. Yani ln m eksi ln 1 olacaktır. ln 1'in değeri 0'a eşittir. Yani p'nin 1'e eşit olduğu durum için integralin sonucu ln m olacaktır. Şimdi de p eşit değildir 1 durumuna göz atalım. Üstel fonksiyonların türevinden bildiğimiz üzere bu integralin sonucu şu olacaktır. Kuvveti 1 arttırıp bölüyoruz. x üzeri 1 eksi p bölü 1 eksi p olarak yazabilirim aynı şey olacaktır. Sınırlar ise 1'den m'ye giderken şeklinde olacak. Bunu da şu şekilde yazabilirim. m üzeri 1 eksi p bölü 1 eksi p, eksi 1 üzeri 1 eksi p bölü 1 eksi p. Şimdi, limitlerini alabiliriz. Dikkat edin, direkt gidip integral alamam. m'nin sonsuza gittiği durumdaki limitlerine bakmam gerekiyor. m sonsuza giderken, limit ln m, m sonsuza giderken, Elen m de sonsuza gidecektir. Yani p eşittir 1 iken bu integral yakınsamaz, sonsuza gider. Yani p eşittir 1 ise ıraksak olacaktır. Şimdi ise bu tarafa bakalım. m sonsuza giderken buradaki ifadeyi yazacağım. Bu limitten etkilenecek kısım m'li kısım olacaktır. Öncelikle şu 1 bölü 1 eksi p'yi dışarıya bir alalım. Limit m sonsuza giderken m üzeri 1 eksi p eksi 1 üzeri hangi kuvvet olursa olsun cevap 1 olacağı için buraya doğrudan 1 yazabilirim. Bunun ıraksak mı yakınsak mı olduğunu burası belirleyecek. Yani bu üstündeki kuvvetin pozitif mi negatif mi olduğuna bağlı olacak. Eğer 1 eksi p sıfırdan büyük olursa, yani m sonsuza gider ve üstü pozitif olursa, ıraksak olacaktır. 1 eksi p büyüktür 0. İki tarafa da p ekleyelim. 1 büyüktür p ya da p küçüktür 1 diyebiliriz. Bu durumda ıraksak olacaktır. Şu ana kadar şunları biliyoruz. p 0'dan büyük olacak ve gördük ki p eşittir 1 ve p küçüktür 1 için bu ıraksak olacaktır. Peki eğer bu kuvvet negatif olursa ne olacak? 1 eksi p 0'dan küçük olursa. 1 bölü m üzeri pozitif bir şeyler varmış gibi düşünebiliriz ve m sonsuza giderken bunun sonucu sıfıra gidecektir. Eğer sonlu bir değere gidiyorsak cevabımız da yakınsak olur. İki tarafa da p ekleyecek olursak, bir küçüktür p olacaktır ve bu durumda bu yakınsak olacaktır. İşte bulduk. Bu integral sadece p'nin birden büyük olduğu durumlarda yakınsak olur. Eğer 0 küçüktür p, o da küçük eşit 1 olursa, ıraksak olacaktır. p serimizde sadece bu integral yakınsadığında yakınsayacaktır. Yani bu sınırlar bizim p serimiz için de geçerli olacaktır. p serimiz sadece p'nin birden büyük olduğu durumda yakın sar. Eğer 0 küçüktür p, o da küçük eşittir 1 olursa, serimiz ıraksar. İşte bu kadar.